Selam gençler kimya adasısınız kimya adası ders kalın hoş geldiniz. Yanlar ne var ne yok? Umarım herkes iyidir. Çalışmalarımıza son sürat devam ediyoruz. 34 günde TYT kimyayı fullleme çalışmalarındayız. Bu kampımızın diğer bir ismi neydi Faruk? Söyle bakalım. Hocam diyor Faruk 77 kampı. Evet bravo sana. Çünkü bizim hedefimiz ne? Full. Evet şimdi TYT Kimya'nın biz burada takvimimiz var biliyorsun ki 34 günde. Biz burada 12. günde devam ediyoruz ve 3. videomuzdayız. Kimyasal ve fiziksel özelliklerden, değişimlerden bahsedeceğiz bu dersimizde. Evet arkadaşlar ne yapıyorduk? Söz uçar yazı kalır diyoruz hemen kitabımızı elimiz alalım ve ders notları kitabımızın sayfa 49'u açalım. Beraber yazarak ilerleyelim. Olur mu? Evet arkadaşlar haydi bakalım çok fazla konuşmadan dersime bir başlayayım artık. Evet fiziksel ve kimyasal değişimden fiziksel bir özellik ve kimyasal özellikten biz burada bahsedeceğiz ama şunu söylemek istiyorum. Günlük hayatımızda böyle gözlem yaptığımız zaman maddelerin aslında çok özelliklerin olduğunu görmüyor muyuz? Evet görüyoruz ve bu değişimleri, aslında bu özellikleri de aslında vurgularken bazı değişimlerle gözleyebiliyoruz. Şimdi burada mesela iki türlü özellikten bahsedeceğiz aslında. Birinci özelliğimiz fiziksel özelliktir ki biz bu özellikleri duyu organlarımızla rahatlıkla algılayabiliriz kolayca ölçebiliriz ki bunlar nelerdir diye bakarsak bak fiziksel özellikler deyince kaynama noktası mesela erime noktası donma noktası bir maddenin elektriği iletip iletmediği esnek olması çözünebilmesi bir maddenin başka bir madde içerisinde ki bu benzer ve benzer yapıların çözünmesiyle alakalı yani değil mi? Benzer yapılar birbirine çözünebilir biliyorsun ki. Polarlık apolar gibi düşünüyorsun. Hani bir önceki derslerimde ben size bunları vermiştim ya da yoğunluk yani kütle bölü hacim gibi kavramlardan bahsedebiliyoruz. Peki diğer özelliğimiz nedir dersek o da kimyasal. Yani aslında daha çok böyle maddenin iç yapısıyla alakalı ki işte maddenin başka bir maddeye dönüşümüyle ilgili. Mesela işte Maddenin asitliği, bazlığı yani pH'in ölçülmesi, madde ortama ne verebiliyor, H artı mı verebiliyor, OH eksi bir mi verebiliyor, İşte maddenin yanabilmesi ya da yanamaması, işte maddenin asal olması, asallık demek hani asal yani kendisi bozulmuyor maddemizin tepkimeye girmemesi demektir. Asal gazlar diyoruz ya reaktiflik ise tepkimeye hemen girebilmesi. Mesela demir metali hemen ne yapar? Paslanır. Tepkimeye girer. Ama mesela altın metali hemen tepkimeye giremez özel şartlar gerekir. Peki demek ki bunlar kimyasal özelliklermiş. Tepkimeye girebilme ya da girememe özellikleri gibi düşünelim ve iyonlaşma enerjisi de düşünülebilir. Mesela iyonlaşma enerjisi deyince bir atomdan elektron koparılması için gereken enerji miktarı iyonlaşma enerjisi. Ya da elektron ilgisi de buraya yazılabilir aslında. Bunların örnekleri çeşitlendirilebilir ama mantığını anladığını düşünüyorum. Yani maddenin daha çok böyle iç yapısıyla başka bir maddeye dönüşümüyle kimyasal değişimini ifade eden özelliklerimiz kimyasal özellikler diyoruz. Şimdi ben buradan fiziksel ve kimyasal değişimlere geçmek istiyorum ve bununla ilgili bir tane örnek video göstermek istiyorum sana. İnsan da bir maddedir o da değişir tabii ki. Bak burada çok tatlı bir çocuk var büyüyor tabii ki değişiyor. Değiştikçe fiziksel özelliklerin değiştiğini görebiliyoruz ve ne oluyor? Yaşlanıyor ve bu şekilde bir değişimden bahsediyoruz. Acaba sence bu değişim fiziksel bir değişim midir? Kimyasal bir değişim midir? Hadi bakalım dersin sonunda buna beraber cevap verelim. Değişimler dedik ve hadi bakalım fiziksel değişimle biz burada dersimize devam edelim. Şimdi maddenin sadece dış görünüşündeki meydana gelen değişimdir. Hani mesela bir maddenin fiziki görünümü deriz. Ya da işte der ki işte bir tane fizikli bir futbolcu lazım. Nedir fizikli futbolcu işte? Yani daha böyle uzun boylu falan değil mi? Dış görünüşüne bakacağız. O zaman burada fiziksel bir değişim. Fiziki yapısı. Fiziki deyince dış yapısından bahsedeceğiz. Ama maddenin kimliği ve formülü değişmez burada. Mesela şimdi burada ne örnek verilebilir? Görüyorsun ki işte burada bir etil alkol gazı var. Etil alkol gazı dışarıya ısı vererek gaz haldeki o etil alkol molekülleri sıvılaşıyor. Yani burada bir yoğuşmadan bahsediyoruz. Ama etil alkolün molekül formülünde bir değişiklik yok. Sadece ne var biliyor musun? Bak burada etil alkol molekülleri buhar fazındaydı. Böyle çok serbestti. Burada buhar molekülleri gibi düşünelim. Ben bu moleküllerin sıcaklığın azaltılınca ne oluyor bu durumda? Bu moleküller biraz daha böyle kendileri yanaşıyorlar birbirlerine. Yanaşınca moleküller sıvı hale gelmiş oluyorlar. Yani ama moleküller aynı. Yani değişmiyor burada C2H5OH ile görüyorsunuz ki formülde bir değişiklik yok. Burada ne etkilidir diye bakarsan molekül arasındaki etkileşimler yani zayıf etkileşimler burada rol oynar. Ve burada enerji değişimi de tabii ki azdır. Yani kimyasal değişim gibi değildir. Kimyasal değişim dediğimiz zaman yaklaşık olarak mol başına 40 kilojül gibi bir değerden fazla olması lazım. Ama fiziksel değişimde bu enerjimiz 40 kilojülden daha azdır diyebiliyoruz peki diğer değişimimiz ne o da kimyasal değişim aslında kimyasal değişim deyince maddenin dış yapısıyla beraber iç yapısı da değişir. Bak maddenin hem iç yapısı değişiyor hem de dış yapısı giriş değişiyor ve madde aslında başka bir maddeye dönüşüyor. Evet. Bak bunu böyle yazayım. Maddenin kimliği ve formülü de değişir. Evet. Bak şimdi ne yapıyoruz? H2O molekülü var görüyorsun ki. H2O molekülü ben ısıttığımda başka bir yapıya yani hidrojen ve oksijene parçalanmış. Yani H2O molekülü farklı iki tane moleküle parçalanmış. İşte bu örnek demek ki kimyasal bir değişimdir. O yüzden burada ne olur? Kimyasal bağlar kırılır. Yani kimyasal etkileşimler, güçlü etkileşimler diyeyim ben buna aslında. Güçlü etkileşimler burada etki eder. Yani işte nedir o? Ee, kovalent bağlar ya da işte iyonik bağlar ya da metalik bağlar diye düşünebiliriz. Ve buradaki enerji değişimi tabii ki fazladır. Ne kadardan fazladır? Yaklaşık olarak işte 40 kilojülden daha fazladır deriz evet hadi bakalım bunu örneklerle görelim istersen mesela kimyasal değişim örneklerine bakarsan yaprağın sararması işte tüm yanma olayları. Evet bir yanma olayı varsa bu bir kimyasal değişim örneğidir. Fotosentezdir, solunumdur. Yani burada mesela işte tepkime meydana getiren olaylar. Yine çimentonun donması. Şimdi donma deyince hal değişimi. Evet bu fiziksel gibi düşünebilirsin ama düşünme. Neden? Burada havadaki karbondioksitle o maddemiz tepkimeye girerek donuyor. O yüzden bu ifademiz önemli. Demirin paslanması. Demir ne yapar? Demir havadaki oksijen tepkimeye girerek aslında pas meydana getirir. O yüzden bu da bir kimyasal değişimdir diyoruz. Tepkimeyi de ben buraya yazdım. Evet bu da kimyasal. Elmanın çürümesi evet tabii ki havadaki oksijenli tepkimeye girerek elma çürür. Üzüm suyundan sirke eldesi yani oradaki üzüm başka bir şeye dönüşmüş. Fermante olarak başka bir şeye dönüşmüş. Sütten yine yoğurt eldesi. Bak burada bir mayalanma var görüyorsun ki. Bunu da sayacağız. İşte sütün, etin pişmesi yani tüm yanma olayları, pişirilme olayları hepsi kimyasaldır. Hamurun mayalanması evet gene burada bir fermantasyon olayı söz konusudur. İşte çürümedir, bozulmadır. Burada hep böyle reaksiyonlar olur. Sabunun köpürmesini gene burada alacağız tabii ki. Elektroliz kimyasal bir olaydır. Kimyasal olay. Yani şu kimyasal bir yöntem olan elektrolizle biz ne yapabiliriz? İşte bileşikleri elementlerine parçalayabiliriz. Mesela sodyum klorür bileşiği var diyelim. Ben bunu elektrolizle ne yaparım? Sodyum katısına ve klor gazına parçalayabilirim. İşte bu şekilde yapılan yöntem elektroliz yöntemidir. Zaten adı üstünde elektroanaliz o yüzden bunu belirteyim. Şimdi burada karışımların ayrılması fizikseldir, ama bileşiklerin ayrılması kimyasaldır. Arabalardaki hava yastığın açılması, bu da önemli arkadaşlar. Ne yapar? Bir anda hava yastığı açılır. İşte burada bir reaksiyon meydana gelir ve bu reaksiyon sonucunda aslında orada hava yastığı azot gazıyla dolacak ve bu şekilde de o kişinin hayata tutulmasına sağlayacak. Ama orada bir tepkime meydana geliyor. Onu da burada söyleyeyim tamam. mı? O yüzden bu da ne olur? E, kimyasaldır diyoruz. Fiziksel değişimleri örnek olarak vereceksek Mesela camın kırılması Cam kırılsa gene cam değil mi? Ha, tabii ki fiziksel yapısı bozulur Büyüklüğü azalır ama cam gene aynı H2O yani suyun donması Su mesela H2O sıvısını biz ne yapıyoruz? Bak sıvı molekülleri böyle biraz daha e, katıya göre serbesttir Daha fazla hareketlidir mesela bakarsan Ne yapar işte titreşimle beraber öteleme hareketi yapar Ama ben bunu dondurursam sadece ne yapar? Moleküller böyle biraz daha yanaşırlar Ve sadece titreşim hareketi yapar varlar işte ne olur ama H2O'nun ama ee formülde bir değişiklik yok yani hal değişimleri olayının hepsi fizikseldir diyeceğiz mumun erimesi bu da fizikseldir bak mumun yanması kimyasal erimesi ise fiziksel gökkuşağı oluşumu tabii ki burada ışığın kırılması olayı bu da fiziksel bir olaydır yoğurttan ayran yapılması bu da tabii ki fiziksel bir olaydır bunu görebiliyoruz evet petrolün damıtılması işte damıtılma süzme gibi işte e, kristallendirme gibi fiziksel yöntemler, karışımların ayrılması yöntemlerin hepsi fizikseldir. Yani aslında şöyle diyebilirsin. Simyacıların bulduğu yöntemler fizikseldir. Yağmurun yağması. Evet burada nedir? Bir yoğuşma olayı var. Fiziksel. Kağıdın yırtılması. Kağıt yırtılsa gene aynı kağıt kalır. Fiziksel bir değişim. Şekerin tuzun suda çözülmesi. Bak burada çözünme önemli. Neyi çözüyorsunuz? Bak şimdi eğer Asidi çözerseniz ee, yani suda ya da işte bir metali suda çözersek ya da bir metali asitle çözersek bunlar kimyasaldır. Ama şeker tuzla çözünürse bunlar fizikseldir. Çünkü hani içtiğiniz zaman mesela tuzlu suyu ne yaparsın? Hem tuzun tadını alırsın hem de suyun özelliğini görürsün. Şekerli su da aynı şekilde içerseniz... Şekerin özelliğini alırsınız suyun özelliği Alırsınız çünkü burada bir fiziksel değişim vardır Ama mesela arkadaşlar biz burada Bir asiti atarsak e, e, Bir metalin içerisinde ama Metal orada aşınır artık ve bir gaz açığa çıkar Yani burada artık bir gaz açığa Çıkarsa kimyasal bir değişim olur Metal mesela asiti atıldığı zaman Burada bir gaz açığa çıkar kimyasal Bir çözünmedir ama burada şeker ve tuz Fiziksel çözünme devam ediyoruz Odunun talaş haline getirilmesi Odun gene talaş olsa da Odundur biliyorsun ki metallerin Elektrik iletmesi. bak metalden elektrik iletmesi fizikseldir. Ama tuzlu suyun elektrik iletmesi kimyasaldır. Metal elektrik iletilince orada bir elektron kaybına uğramadığı için bunu böyle söyleyebiliriz. Alkolün uçması, alkol uçarsa zaten alkolün ne olur burada? Buharlaşması söz konusu değil mi? Evet buharlaşma söz konusu. O yüzden bu da nedir? Alkolün böyle kimyasal yapısında bir değişiklik meydana getirmediği için fiziksel bir değişimden bahsedebiliyoruz. Evet hani bir tane dersin başında bir tane videomuz vardı ya. Hadi bakalım videomuza bir daha bakalım istersen. Videoda önce bir çocuk görmekteyiz. Bu çocuk ne yapıyor? Büyüyor, değişiyor, gelişiyor. Tabii ki fiziksel bir değişime uğruyor. Ama sadece bu fiziksel bir değişim midir? Bakın yaşlanmaya da devam ediyor aslında. Tabii ki bu kişinin enzim yapısında, protein yapısında değişimler oluyor. Yani kişinin iç yapısında bir değişiklikler oluyor. Bu iç yapısındaki değişim dış görünümü de yansıyor. Aslında burada bir kimyasal değişimden bahsederiz. Kimyasal değişimle beraber aslında fiziksel değişimde olur deriz. Evet şimdi sen de beraber bir tane uygulama yapalım ister misin? Evet bu uygulamada örnek olaylar vermişim ve bu örnek olayların fiziksel mi kimyasal mı olup olmadığını anlayacağız. Naftalinin süblimleşmesi. Süblimleşme demek hal değişimi demektir. Yani katıdan direkt gaza geçmektir. Bu fiziksel bir olaydır diyor. Sadece fiziksel bir olaydır. Amonyak gazının usta çözülmesi. Bak amonyak gazı bir bazdır. Bunu biliyoruz değil mi? Bazın usta çözülmesi. Bazın suda çözülmesi ne yapar? Suyun pH değerini yükseltir. İşte bu da kimyasal bir çözülmedir. Yani asit ve

bazılarının suda çözünmesi kimyasaldır diyoruz. Şekerin suda çözünmesi, şekerin suda çözdüğümüz zaman fiziksel bir olay olur burada. O yüzden bunu fiziksel olarak değerlendireceğiz. Çünkü bir gaz açığa çıkarmaz ya da oradaki suyun pH değerini değiştirmez. Tuzlu suyun elektrik etmesi. Bak şimdi eğer burada bak şöyle bir şey. Beşe bakalım mı? Bakır metalin elektrik etmesi. Eğer sadece sadece burada metalden bahsediyorsak metalin elektrik iletkenliği fizikseldir. Çünkü burada e, onun metalin elektrik iletkenliği sayesinde o metalin yapısında bir değişiklik olmaz. Ama tuzlu su elektrik iletilince orada aslında iyonların bazı arkadaşlar değişimi söz konusu olduğu için bu kimyasal bir değişim söz konusu olur. Petrolün damıtılması, işte petrol gibi böyle karışımların damıtılması işlemleri fizikseldir ve bu olay kaynama noktası farkına göre yapılır. Çinko metalin asitle bazı çözülmesi. evet metalin asit ve bazı çözülmesi bunlar Kimyasaldır çünkü burada gaz açığa çıkar ve ben bunu bu şekilde değerlendirir ve metal de burada aşınır ve kaybolur. Evet konuyu anlattık haydi bakalım sorularla dersimizi pekiştirmeye devam ediyoruz. İlk sorumuz evet görüyorsun ki soru bankamızdan sayfa 194'teki 11. oldu soru. Aşağıdaki olayların hangisinde meydana gelen değişim fizikseldir diye sormuş. Ben burada E'den A'ya doğru gitmek istiyorum tamam mı? Demiş ki mum ipinin yanması yanma olayı kimyasaldır. Evet bu gider. Üzümden sirke eldesi. Evet üzümden sirke eldesi ya da şarap eldesi gibi eldelerin hepsi kimyasaldır. Bu da gidecek tabii ki. Devam ediyorum. Suyun elektroliz edilerek H2 ve oksijen gazına dönüşmesi. Yani su başka bir molekül. Ben bunu ne yapıyorum? Elektroliz yöntemiyle parçalıyorum. Elementlerine ayırıyorum. O yüzden bu da bir kimyasaldır. Bu da gidecek. Demirin oksitlenerek renk değiştirmesi. Evet demirin burada paslanması olayı. Evet bu da bir kimyasaldır. Ama tuzun suda çözünerek iyonlarına ayrılması. Şimdi ben ne yapıyorum? Sodyum klorür katısını suya atarsam ne yapar? Ortama sodyum artı bir iyonlarını bırakır. Bir de ne yapar burada? Klor eksi bir iyonlarını bırakır. İşte buradaki etkileşimimiz iyon dipoldür. İyon dipol etkileşimi fiziksel bir değişim olduğunu gösterir. Ama şöyle bir şey olsaydı sodyum klorürü biz elektroliz etseydik sodyum klorür katısını biz yani kimyasal bir reaksiyonla elektrik enerjisi vererek parçalamış olsaydık ne olurdu? Sodyum katısına ve klor gazına parçalamış. Artık i̇şte bu olay kimyasal olurdu. Yani bakın ikisi arasındaki farkı görüyor musunuz? Burada da elementlere dönüşürken burada ise iyonlarına dönüşüm var. İşte bu fiziksel bu ise kimyasal. Ama bize tuzun suda çözünerek iyonların ayrılması yani fiziksel olayından bahsetmiş. O yüzden bu ifade A şıkkıdır ve ben bunu A olarak işaretliyorum. Diğer sorumdayım bu sorumda sayfa 194'teki 10 nolu soru. Şimdi demiş ki fiziksel ve kimyasal değişime Örnek vermek isteyen bir öğrenci olay ve değişim türü tablosu hazırlamış. Buna göre burada bir hata var ama ne yaparsa bu hatayı gidermiş olur demiş. Bakalım şimdi. Saf suyun ısıtılması ve su da dönüşmesi. Şimdi saf suyu ısıtırsa H2O sıvısını ben gidip ısıtıp ben bunu sadece su buharına dönüştürüyorsam aslında burada ne yaparım? Ben burada sadece fiziksel bir değişim yaparım. Çünkü suyun molekül yapısında bir değişiklik meydana getirmem. O zaman bunun olması lazım fiziksel bir değişim olması lazım. Evet bu bir hata. Devam edelim. Hamurun mayalan ması Hayır mayalanma fiziksel demiş. Bu da kimyasal olması lazım. Bu da bir hata görüyorsun ki. Zeytin yağından, zeytinden zeytin yağı ilgisi gitse zeytinin üzerine baskı uygulayarak oradaki yağın çıkarılması bu olay aslında ekstraksiyon olayıdır. O yüzden buraya bakarsan aslında bu da fiziksel bir olay. Bunu ben böyle görebiliyorum. Herhangi bir sıkıntı yok. Evet burada şimdi kimler burada hatalıdır dersek 1 ve 2 hatalı o zaman ne yapacağız? 1 ve 2. örnekteki değişim türlerinin yerlerini değiştirirsek olayı çözeriz diye düşünüyorum. O zaman cevap da bu durumda ne oluyor? C şıkkı oluyor diyoruz. Evet arkadaşlar bak ne oldu? Günün ödevindeyiz. Yani bak şimdi 5 tane testimiz var. Test 29'dan test arkadaşlar 33'e kadar olan testler. Yani sayfa 62 ile 71 arasını sizlere ödev olarak mutlaka veriyorum. Bunları yapalım olur mu? Bunları yapmak önemli arkadaşlar. Yani bakın 12. günümüzdeyiz. Güzel gidiyoruz. Hani ee, şu anda yani ilerledikçe geliştiğinizde görebiliyorsunuz. Ama sizden ödevlerinizi yapmanızı mutlaka yapın mutlaka istiyorum çünkü kimya hem yazarak hem de ödev yaparak test çözerek öğrenilebilen bir derstir. Başka türlü öğrenilemez. Öğrenilse de unutulur gider ama ben sizin unutmanızı istemiyorum kısa vadede. Bunları uzun bir şekilde depolayacaksınız ve sınavlardan hep böyle full çıkartacaksınız. Haydi bakalım gençler, hedefimiz full. Görüşmek üzere.